Efendim merhabalar. Ukrayna Savaşı gerçekten çok kanlı bir savaş oldu bugüne kadar ve bundan sonra da öyle olacak gibi görünüyor. Yani sadece Bahmut şehrine bakmak bile olayın vehametini anlamak için yeterli. Veyahut da Ardivka'ya bakarsanız binalarda böyle bir karış bile kurşun gelmemiş, top güllesi, mermisi gelmemiş yer yok gibi bir şey. İki tarafta sadece binaları değil, sadece tesisleri değil, çalılara kadar, ağaçlara kadar vuruyorlar. Yani şehirlerden geriye bir moloz yığını, insanı korkutan manzaralar kalıyor. Tabii taşlar, binalar, ağaçlar tahrip olmuyor sadece, insanlar ölüyor. Rusya'nın şu ana kadarki ölü sayısını Rus tarafı açıklamıyor veyahut da itibar edilecek rakamlar açıklamıyor. Aynı şekilde Ukrayna tarafı da kendi ölülerini, yaralılarını bu sayıları vermiyor. Ama iki taraf birbiriyle ilgili bazı açıklamalar yapıyor. Amerikan istihbaratına göre ise Rusya'nın ölü sayısı şu ana kadar 2 yıl içerisinde 120 bin asker, 120 bin Rus askerinin öldüğü tahmin ediliyor Amerikalılar tarafından. Yaralı sayısı ise 180 bin gibi bir rakam. Yani 180 bin yaralı, 120 bin de ölü, toplamda 300 bin askerini Rusya'nın savaş sahasında kaybettiğini, kiminin öldüğünü, kiminin evine dönmek zorunda kaldığını söylüyor Amerikalılar. Yine Batılı istihbarat raporlarına baktığımızda Ukrayna'nın kayıpları da hiç az değil. Yani Ukrayna'nın ölen asker sayısının 70 bin olduğunu söylüyor Amerikalılar. İngiliz istihbarat raporları 70 bin. Şimdi iki devlet arasında 4 misli nüfus farkı var. Yaklaşık 4 misli, tam değil ama yaklaşık. Ukrayna için 70 bin ölü asker sayısı Rusya'ya göre çok daha ağır bir rakam açıkçası. Yaralıları da buna eklediğimiz zaman Ukrayna'nın asker kaybının da 200 binin üzerine çıkmış olma ihtimali oldukça yüksek. Üstelik bu rakamlar sonbahar başının rakamları, yani Eylül-Ekim gibi kullanılan rakamlar. Şu anki rakamlar bunun çok daha üzerine çıkıyor. Çünkü Ardivka çevresinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu rakamları da eklediğinizde her iki taraf için de toplam olarak aldığımızda ölen asker sayısının 200 bini geçtiğini söylemek mümkün. Yaralı asker sayısının da yine 300 bin civarında olduğunu ve toplamda iki taraftan 600 bin civarında askerin öldüğünü, yaralandığını söylemek mümkün. Dolayısıyla bu savaş insan yiyor, yemeye devam ediyor ve bitmiyor. Yani sınır çok değişmiyor. Aslında bir çıkmaz var. Yani Ruslar bir ileri gidiyorlar. Sonra Ukraynalılar buraya doğru geliyorlar. Ukrayna geçtiğimiz yaz biliyorsunuz çok yoğun bir karşı taarruzda bulundu. Ama kazandıkları yerleri bir süre sonra geri kaybettiler. Üstelik de el değiştiren toprak miktarı çok düşük. On binlerce top mermisi atılıyor. Dediğim gibi insanlar ölüyor, binalar yıkılıyor. Sıfır artı sıfır, elde var sıfır diye bir söz vardır hani geçmişten gelen. Ona benzer bir durum ortaya çıkıyor. 10 bin insan ölmüş, sınır yine aynı yerde duruyor. Ya biz bu savaşı neden verdik o zaman diye insanlar kendilerine herhalde pek de sormuyorlar. Şimdi insana çok ihtiyaç var iki tarafta da. Ukraynalılar biliyorsunuz Batı'dan büyük destek alıyorlar. Silah desteği alıyorlar, mühimmat desteği alıyorlar, para desteği alıyorlar. Ancak Batı'dan asker desteği alabilmek oldukça zor. Evet, Ukrayna ordusu içerisinde gönüllü bazı Almanlar var mesela. Hollandalı var, Norveçli var, İngiliz var. Bunların içlerinde belki profesyonel asker de vardır. Yani İngiliz hükümetinin veya işte Alman hükümetinin neyse görevlendirdiği, Ukraynalılara eğitim verecek, onları yönlendirecek vardır belki ama onlar çok çok azdır. Onun dışında kalan gönüllülerin sayısı az. Yani 3 tane Norveçli ile 5 tane Danimarkalı ile o savaş yürümez. O nedenle Ukrayna tarafı 10 bin ile 15 bin arası yabancı gönüllünün Ukrayna saflarında olduğu iddiası var. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bu gönüllülerin de İspanya'dan, İtalya'dan geldiğini zannetmiyorum. Ve bu gönüllülerin de gerçekten gönüllü olduğunu da zannetmiyorum. Birçok şey para için yapılıyor maalesef çağımızda ve ihtiyaçlar da bunu belki gerektiriyor. Diğer tarafa baktığımızda Rus ordusunda ise çok sayıda yabancının
olduğu anlaşılıyor. Yabancıların başında ise Nepalliler geliyor. Şimdi Nepal'den Rusya'ya, Rus ordusuna asker transferini biz birkaç haberde görmüştük. Nepal devleti de bu konuda bir takım operasyonlar yaptı. Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde 2023 aralığında Nepal'de bazı kişiler, 12 kişi gözaltına alındı. Suçları neydi? Suçlama şuydu: Rus ordusuna asker toplamak. Nepal'den asker toplamak. Biliyorsunuz Nepal fakir bir ülke, oldukça fakir bir ülke. Kişi başına düşen milli geliri 1300 dolar civarında. 1300 dolar Türkiye'nin milli geliri yaklaşık 10 bin dolara yakın olduğunu düşünecek olur isek oldukça fakir bir ülkeden bahsediyoruz. Rus ordusu 2000 dolar ayda öneriyor. Rus ordusu derken bunlar Rus ordusuna mı gidiyor, Wagner'e mi gidiyor yoksa başka bir yöntem mi izliyor? Çeşitli yöntemler var. Ama Rusya kendi yanında, kendi saflarında çalışacak yabancılara, savaşacak yabancılara yaklaşık 2000 dolar bir maaş teklif ediyor. Bunun dışında bir toplu ödeme gibi bir ikramiye gibi bir ödeme de var. Artı Rus pasaportu, Rusya vatandaşlığı öneriyor. Şimdi Rusya ordusuna asker toplamaya aslına bakarsanız çok eskiden başladı. Yani Donbas bölgesindeki çatışmalar ve Kırım meselesi nedeniyle 2014'ten itibaren Rusya yurt dışından Sırbistan gibi, Küba gibi, Orta Asya gibi bölgelerden ordusuna asker toplamaya çalıştı. Bunun için para ve vatandaşlık önerdi. Ama o zaman şartlar biraz ağırdı. Şöyle ağırdı: 5 yıl Rus ordusunda çalışırsanız, savaşırsanız size vatandaşlık veririz dediler. 5 yıl. Ama Ukrayna Savaşı'nda o kadar çok asker kaybedildi ve savaşta o kadar çok askere ihtiyaç duyuldu ki Rusya bu 5 yıllık süreyi 1 yıla indirdi. Yani geleceksin, Rus ordusuna katılacaksın, bir yıl savaşacaksın, hayatta kalırsan, ölmezsen Rusya vatandaşlığını alacaksın, pasaportu alacaksın. İlaveten her ay 2000 dolar da maaş alıp bir de ikramiye alacaksın. Böylece görevini tamamlamış olacaksın. İstersen yine devam edebilirsin. Asker olarak kalmaya devam edebilirsin. İşte Nepalilere bu çok cazip geldi. Şimdi biz çıkan o haberlere baktığımızda Rus ordusundaki Nepalli sayısının birkaç yüz, belki 1000 kişi olduğunu tahmin ediyor idik. Çünkü Nepal hükümetine de sorduğunuzda, Nepal'de Komünist Partisi yönetimde var, Maoist bir hükümet, Nepal Komünist Partisi hükümeti. Nepal hükümeti diyor ki, yani bizim diyor Rusya'da diyor işte 10 kişi var, 20 kişi var, 30 kişi var. Ama sahaya inip baktığınızda ailesini arayan, oğlunu arayan, kocasını arayan Nepalli sayısı çok fazla. En son verilere göre 2000 Nepalli aile çocuklarından veya yakınlarından haber alamamış. Bu nedenle yardım talep ediyorlar. 2000 aile. 2000 aile çok büyük bir rakam. Bu da şunu gösteriyor ki Nepal'den Rusya'ya giden asker sayısı, paralı asker sayısı 2000'in üzerindedir. Bu rakam muhtemelen 4-5 bindir. Bir de haber alanlar olduğunu düşünürseniz bu rakam çok daha yüksektir. En son CNN International'ın bir çalışması oldu Nepal'deki, Nepal'den giden askerlerle ilgili. CNN diyor ki 14-15 bin kadar Nepalli asker var Rusya'da çatışan. Rusya ordusu saflarında Ukrayna'ya karşı çatışan 15 bin, 14 bin, 15 bin arasında bir Nepalli asker olduğu söyleniyor. Ve bunlar ağırlıklı olarak Bahmut bölgesinde kullanılmış. Doğu cephesinde, Bahmut bölgesinde kullanılmış ve bunlar içerisinde ölenler olduğu da mutlaka, yani çok sert çatışmalar bu bölgedeki çatışmalar ve en ön saflara gönderilmişler bunlar. Nepalli bazı kişilerle de görüşme yapmış CNN International, onların ifadesine göre 2 haftalık bir eğitim alıyorlar. Yani bir insan, hiç askerlikle ilgisi olmayan bir insan 2 hafta içerisinde kolay kolay asker haline dönüşmez. İşte silah nasıl kullanılır falan, bunları biraz öğrenir, o kadar. 2 haftanın sonunda direkt çatışmanın en ağır olduğu yere gönderiliyor bu kişiler. Ukrayna ordusunun şu anda elinde 5 kadar Nepalli esir varmış. 5 Nepalli esir kişi varmış. Ölü sayısı da dediğim gibi bazı ölü rakamları veriliyor ama tam rakam, kesin rakam belli değil. Rusya yabancı askerlerden yararlanıyor. Çünkü kendi kaynakları bu iş için yeterli değil.
İki tarafın da askere çok ihtiyacı var. Savaş sürekli olarak gençleri yiyor. Yani bir canavar gibi her gün onlarca, yüzlerce asker iki taraftan da hayatını kaybediyor. Kendi toplumlarından bu askerleri bulmaya çalıştıklarında da başka sorunlarla karşılaşıyorlar. Ne kadar çok asker ölürse Rus toplumunda veya Ukrayna toplumunda tepkiler oluşabiliyor. Yani psikolojik ve başka toplumsal, siyasal sakıncaları olabiliyor. İkincisi, iki toplumda hem Rusya hem Ukrayna aslına bakarsanız nüfus erimesi sorunuyla karşı karşıya olan iki toplum. Yani zaten bu ülkelerde doğurganlık oranları oldukça düşük. Genç nüfus geçmişten daha düşük seviyelerde. Yani normal şartlarda da insan sıkıntısı yaşanan iki devlette, iki ülkede bir de savaş çıktı. Üstelik savaş nedeniyle yurt dışına kaçanlar da oldu. Hem Rusya ordusu hem de Ukrayna ordusu için asker havuzu zaten sınırlıydı. O nedenle çok kreatif yöntemler bulunması gerekiyordu. Rusya'nın bu konuda daha becerikli olduğu anlaşılıyor. O becerisini yurt dışından asker bularak ve yurt içinde atıl kalmış kişileri savaşa yönlendirerek göstermeye çalışıyor Rusya. Bunlardan bir tanesi nedir? Rusya'daki hapishanelerde bulunan mahkumlara bazı teklifler yapılıyor. Deniyor ki mesela senin 20 yıl cezan kalmış, 30 yıl cezan kalmış. Gel Rus ordusunda bir yıl savaş ve bu bir yılın sonunda ölmezsen, sağ kalırsan efendim seni tahliye edelim. Özgürlüğüne kavuş, cezanı silelim. Bu şekilde cezası silinen binlerce Rus mahkumun olduğu anlaşılıyor. Ve Rusya hapishaneleri dünyanın en kalabalık, hatırlayabildiğim kadarıyla Amerika'dan sonra en kalabalık ikinci büyük hapishaneleridir Rusya hapishaneleri. Dolayısıyla Rusya bu kaynağı oldukça cömert bir şekilde kullandı. Pek çok mahkuma bu teklif yapıldı. Büyük ihtimalle o mahkum sayısı azaldıkça daha düşük suçlardakilere de o teklif yapılacak. Kabul ederler etmezler onu bilmiyorum ama Rusya hapishaneleri önemli bir kaynak. Diğer bir kaynak ise biraz önce anlatmaya çalıştık. Nepal gibi başka devletlerde maddi sebeplerle para arayan kişileri Rus ordusuna almak. Bunu çok iyi bir şekilde Rusya yapıyor. Dediğim gibi yasalarını da değiştirdiler. Çok cazip hale getirmeye çalıştılar, kolaylaştırdılar. Yine Rusya'nın önemli kaynaklarından bir tanesi Rusya içerisindeki göçmenler. Rusya içerisinde çalışmak zorunda kalan, geçmişte gelmiş bir takım insanlar var. Rusya piyasasında iş bulmuşlar. Bunlar daha ziyade eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerinden gelen kişiler, özellikle de Orta Asya'dan gelen insanlar. Orta Asya'dan Rusya Federasyonu'nda 6 milyon kadar kişinin bulunduğu sanılıyor. Ve Rusya devleti Rusya pasaportu olmayan ama aynı zamanda Rusça konuşan bu 6 milyon Orta Asyalıyı da önemli bir asker kaynağı olarak görüyor. Rusya için bu çok avantajlı. Çünkü yani Nepal'den gelen kişi eğer Rusça bilmiyor ise ki çoğu bilmiyor, onlarla anlaşmakta bazı zorluklar oluyor. Bir kişi Rus ordusuna gönüllü olarak geliyor, bir de yanında Rusça biliyor ise Rusya bunu öncelikli olarak orduya almak istiyor ve bu konuda da Özbekler, Kırgızlar, efendim Tacikler, diğer Orta Asya Cumhuriyeti halkları çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Yine bir başka hedefi Rusya'nın Küba'dan ve Sırbistan'dan, ki bu iki ülkede de Rusça bilen sayısı biraz fazla ve Rusya'ya gönülden katılabilecek, sempati duyan insan sayısı da fazla. Bunları da hedefliyor. Sırbistan hükümeti bu konuda biraz rahatsız. Hatta Rusya'ya da bir iki çıkışlar da oldu. Çünkü Sırbistan yasalarına göre başka bir devlet adına savaşmak normalde yasa dışı. Ama Sırbistan devleti bu konuda ne kadar ciddi bilemiyoruz. Çünkü bakıldığı zaman Sırbistan'dan Rusya ordusuna katılan sayısının çok da az olmadığı anlaşılıyor. Dediğim gibi daha önce bu tür rakamlar, tahminler daha mütevazı yapılır idi. Ama şu anda baktığımız zaman Sırbistan'dan Rus ordusuna katılan sayısının da 1000 rakamının altında olmadığı anlaşılıyor. 106. Hava İndirme Tugayı'nda mesela bol miktarda Sırp olduğu anlaşılıyor. Sadece Sırplardan oluşan bir
birimin olduğu da söyleniyor. Bu alımların Wagner aracılığıyla yapıldığı ve başka ajansların da, ajans mı diyelim ne diyelim yani, onlar tarafından yapıldığı da söyleniyor. 2014 yılından bu yana Sırbistan'dan Rusya'ya asker, gönüllü asker geçişleri var. Gönüllü derken elbette bunlar 2000 dolar aylık maaşı alıyorlar. Yani Rusya'ya gönüllü olarak gitmek istese bile bir şahıs, ekonomik getiri önemli bir rol oynuyor. Nepal, Orta Asyalı işçiler, Sırbistan, Küba, bunun dışında Suriye'de de Rusya'nın önemli bir asker alım merkezi olduğu anlaşılıyor. Suriye ve Irak'ta bulunan, eli silah tutan, işte geçmişte IŞİD aleyhine savaşmış, çatışmış, belki lehine çatışmış, onu bilemiyorum, kişiler var ise bunlarla para karşılığı veya başka çıkarlar karşılığı da bazı anlaşmaların yapıldığına dair iddialar var. Suriye'nin de önemli bir asker alım noktası olduğu söyleniyor. Son bir nokta ise Afrika. Biliyorsunuz Wagner'in Afrika'da çok faal olduğu bilinen bir gerçek ve Afrika'da Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinden Rus ordusuna katılımlar olduğu söyleniyor. Şimdi bu rakamları üst üste koyduğumuz zaman şu anlaşılıyor. Rus ordusunda on binlerce diyebileceğimiz yabancı kökenli, yani Rus pasaportu taşımayan, vatandaşı olmayan on binlerce asker olduğu, yabancı asker, lejyoner olduğu anlaşılıyor. Bu da Rusya'nın insan gücüne güç katıyor. Ya bazı yerlerde Ukraynalılar şöyle tanımlamalar yapıyorlar. Diyorlar ki ya üzerimize zombi gibi geliyorlar. Yani normalde asker bir miktar çekinir, kendini korumaya çalışır. Bazı yerlerde kendini korumaksızın ölecekleri kesin olduğu halde böyle geliyorlar. Bu nedenle de bazı yayın organları şu iddiada bulunmuştu. Yani Ruslar yabancıları özellikle bu şekilde ileri doğru, hani derler ya mayın eşeği gibi, yani ileri doğru gönderir, oradaki tehlikeyi tespit eder şeklinde suçlamalar da yapılıyor. Bu suçlamalar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebiliriz, Ukrayna Savaşı enternasyonel bir savaş haline dönüştü. Sadece Ruslarla Ukraynalılar savaşmıyor. Sadece Amerika gibi, Avrupa gibi ülkelerin silahları, mühimmatları kullanılmıyor. Aynı zamanda Özbekler, Nepalliler, Afrikalılar, efendim Suriyeliler, çok sayıda farklı milletten insan da burada ölüyor, yaralanıyor. Maalesef savaş böyle bir şey. Ümit ederiz en kısa zamanda Ukrayna Savaşı sona erer ve insanlar evlerine huzur içerisinde dönebilirler. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.